Evet değerli dostlar, Barlia salep türü, yani orman salebi, diğer salep türleri içerisinde büyüklük bakımından en önde diyebiliriz. Yani en büyük türlerden birisi. Hem yaprak, gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaprak özellikleri, yine yumru oldukça fazla büyük. Karşılaştıracak olursak mesela şu bir Serapies fidesi arkadaşlar, hemen karşılaştıralım. Devasa boyutlara ulaşmış. Bu yönüyle bütün salep türleri içerisinde Barlia robertina dediğimiz tür, yumru büyüklüğü ve yaprak genişliği bakımından en büyük tür diyebiliriz. Değerli dostlar, dediğimiz gibi bunu perlit ortamında deneyeceğiz ve iki yumru vermeye zorlayacağız. Bu tür daha çok dostlarım ormanlık alanlarda, yüksek kısımlarda bulunuyor ki ülkemizde de bu isimle anılıyor. Yani orman salebi olarak biliniyor. Görkemli, daha çok süs bitkisi olarak kullanımı yaygın veya kullanımına uygun. Yani üretim için uygun değil arkadaşlar. Bunun sebebi ise iki yumru verme eğilimi çok az. Yapılan birçok çalışmalarda, bizim de bizzat takip ettiğimiz çalışmalarda, çok özel istek ve ortamlar hazırlanmasına karşı yaklaşık olarak %30, hatta %25 civarında, yani 100 bitkiden 25'i ikinci. Ama perlit ortamında hemen biraz sonra tekrar bakalım. Şurada yaptığımız bazı denemeler var. İşte perlit ortamında bunları yumrudan çimlendirmiştik. Bu yine bir orman türü, ancak yılan dili olarak geçen bir tür, ancak yine büyük yapraklı ve büyük fideli bir salep türü. Bunların arkadaşlar, salep fidelerinin, yumrularının perlit ortamında gelişimini biz birkaç yıldır denemelerle burada takip ediyoruz. Hem daha fazla kök sistemine sahip olan yumrular oluşuyor. Hemen şurada bir kum salebimiz, Caryophora. Gördüğünüz gibi toprakta bu kadar fazla kök gelişimi olmuyor. Daha sonra arkadaşlar, bu aşamadan sonra biraz daha büyüdükten sonra bunlar toprak şartlarında alınıyor ve toprak şartlarında bir daha denemeler yapılıyor ve gerçekten olumlu sonuç alınıyor. Ümit ediyoruz ki bu Barlia türünün de önce perlitte belli bir gelişime kadar getirip oradan da toprağa aktarıp yumru verme eğilimini %25'lerden %50'lerin üzerine çıkarmak, ki böyle olursa eğer gerçekten verimli, kullanılabilir bir salep durumu ortaya çıkmış olur. Çünkü arkadaşlar, hemen yine Barlia türlerimizin olduğu yere gidelim. Barlia türünün, yani orman salebinin, yumrusu oldukça büyük. Bildiğiniz gibi salep de yumrusu için üretilen bir bitki. Çok kıymetli gerçekten yumrusu. İşte bu büyüklükteki yumruları elde etmek, kilogram bazında çok fazla miktarda ürün elde etmek anlamına gelecektir. Yani 4-5 tane Serapies yetiştirene kadar bir tane Barlia yetiştirmemiz aynı karşılığı verecektir. Bu hesaplı arkadaşlar, bunun eğer ikinci yumruğu vermesi sağlanabilirse bazı işlemlerden ve yine perlit ortamındaki özellikle denemelerde ve sıcaklık ayarlamasında, buna göre de arkadaşlar gerçekten dediğimiz gibi müthiş bir durum olacaktır üretim açısından. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kısaca sizlerle paylaşmak istedik ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten müthiş devasa yapraklara ulaşmış bir orkide görünümünü almış neredeyse. Evet, biliyorsunuz saleplerin tamamı da orkide. Her biri birer orkide ve orkide ailesine ait farklı türler işte. Bu da yine Barlia robertina dediğimiz orman salebimiz.